Hamdülillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Efendim merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli dostlar, Nisa suresi 127. ayette kalmış idik. Şu an okuyacağımız ayeti kerimede Rabbimiz Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bizlere vahyin inmiş olduğu süreç içerisinde bazı yetim çocuklara velilik yapan, onları himaye eden insanlarla alakalı dikkat etmeleri gereken ki Nisa suresinin başında da yer almış olan bir hususa yeniden burada bir bir vurgu, bir teyit tekrar Rabbimiz şöyle buyurmakta. Şöyle ayetin lafzı ve metni Esenzu billah bismillah ve yesteftune kefin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الْوِلْدَانِ وأن تقوموا وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به alima. Mevlamız ne buyuruyor maalen? Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine veremediğiniz, vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir deniyor maalinde. Maal çok böyle açık ve net bir şekilde de verilmemiş maalesef. Açıklamaya çalışalım efendim. Öncelikle Hz. Anşi Validemiz bu ayeti kerimenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde işte savaş ya da değişik nedenlerle çocukları ortada kalmış insanlara velilik yapan, onların velayetini üstlenen kimselerin bu kimselerle alakalı bu Bunlar tabii ki genel itibariyle kızlardan ve ufak çocuklardan oluşuyor. Onlarla ilgilenen kimselerin o yetim çocuklara ve kızlara olan ilgilerinde, himayelerinde bulunan kimselere karşı daha böyle e, adilane hareket etmeleri, ayetin ifadesiyle, en tekumu lil yetama kıst onlara karşı adilce davranmaları konusunda Rabbimizin burada bir emrine işaret edilmekte. Ayeti bir bakalım. Ve esteftune kefin nisa. Sana kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Fetva isteyen e tabi tabii ki o civarda, o dönemde, o toplumda bulunan Müslümanlar onlara nasıl muamele edeceğiz ya Resulullah diye gelip soru soran kimseler Rabbimize kulillah yuftiyukum fihenne Allah o kadınlarla yani yetim kadınlarla yetim kızlarla alakalı sizlere fetvasını Mevla bildirmektedir ve maytusle aleykum fil kitap biterim kitapta sizlere okunmuş olan hususlar ki Nisa suresinin başında Rabbimiz onlarla alakalı şöyle buyurmuş idi isterseniz oradan bir sizlere onu hatırlatma yapalım ve atul yetama yetim kimselerin mallarını onlara verin buyuruyor Rabbimiz ve la tetebeeddul habise bit ve yani kendi malınızla onların malını birbirine karıştırmak suretiyle harami helale karıştırmak suretiyle yeme yoluna gitmeyin ve la takul amvaluhum ila onların mallarını kendi malınıza katmak suretiyle böyle bir yeme yoluna gitmeyin. İnnehu kana huben kebira. Bu büyük bir günahtır diye Rabbimiz öyle buyuruyor idi Nisa suresinin başında buna işaret ediyor ve devamında da ve in khiftum alla tuksitu onlara karşı adil olamayacağınızdan korkarsanız. Yani bazı insanlar malı mülkü kendisinde himayesinde bulunan bu yetim kimselere karşı ben bununla evleneyim hem de malına mülküne sahip olayım gibi sırf malını hedef hedefleyerek bu şekilde onlarla e, izdivaç yapma niyetinde olan kimselerle alakalı ve in khiftum alla eğer onlara karşı evlendiğinizde adil olamayacağınızdan korkarsanız başka kadınlardan yani mesna ve sulasa vuruba diğer kadınlardan fevahideten diye Rabbimiz ona işaret eder devamında başka kadınlardan onlarla izdivacınızı yapın ama adil olamayacağınızdan o yani bir, iki, üç, dört derken dört tane eşi olup da onlar arasında adil olamayacağınızdan korkarsanız bu durumda da tek bir eşle evliliğinizi devam ettirin diye Rabbimiz öyle buyuruyor idi. Nisa suresi 2'de, 3'de bunlara işaret ediyor. İşte ve ma yutla aleyküm fil kitap. Kitapta size okunan hususlarda Allah onunla alakalı, o yetim kızlarla alakalı sizlere olması gerekeni Mevla sizlere açıklamış idi. Fi yetame nisa illati la tu'nahunna ma kutibe lehunna yani kendileri için yazılmış olan mehirlerini vermemek suretiyle onlara zulmetme yoluna gideceğiniz böyle bir risk var ise onlara karşı Allah daha önce sizlere bunlarla alakalı açıklamalarını yapmış idi ve terabuna entenkihuhunna ve onlarla izdivaç yapmak istiyorsunuz yani kendileriyle izdivaç yapmak istediğiniz yetim kızlara karşı onlarla evlendiğinizde onların mallarına konmak gibi böyle bir e, adil olmayan bir yola başvurma ihtimaliniz varsa asla böyle bir şeyi yapmayın denmiş oluyor. Vel musad'afine minel vildan ve musad'af durumuna zayıf durumuna düşürülmüş çocuklar e, onlarla alakalı ki bunlar da yine tabii ki yetim kimseler de olabilir. Yani musad'af durumuna düşmüş vildan olan o çocuklar ve yetim kadınlarla, kızlarla alakalı onlara karşı adilane olma konusunda Rabbimiz burada uyarıda bulunmakta. Çünkü yetim malı yemenin büyük bir günah, günah olduğu innehu kâne huben kebira büyük bir günah olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor ve çok daha dehşet verici bir ifadeyle innellezine yekuluna emvalel yetama zulmen yetimlerin malını haksız yere yiyenler yani innema fi butunihim nara. Onlar karınlarını ancak ateşle doldurmuş olmaktadırlar diyerek böyle bir tehdit tabii ki ifade ediliyor. İki ay iki tane günah vardır ki Rabbimiz onlarla alakalı çok manidar bir şekilde Vallahi takrabu zina buyurur. Zinaya yaklaşmayın buyurur. Yani bu manada zinaya tabii ki ...mukaddime olabilecek şeylerden de sakınma noktasında Rabbimiz bizi uyarır. Aynı şekilde vela takrabu el yetim yetim malına yaklaşırken de hassas ve dikkat olunması gerektiği, haksızlığa tevessül edecek bir takım yanlışları asla işlememek gerektiğini Mevlamız bizlere bildirmektedir ki bu ayette de onlara dair bir vurgu, bir açıklamanın olduğunu görmekteyiz. Yani yetim kızlara zayıf, mustazaf durumuna düşmüş o kimselere, çocuklara karşı ve mağdur olan o kim efendim mağdur olan otur kadınlara karşı ve en takumu lil bir kız onlara karşı adil davranmanın hususunda yüce Mevla bu ayetinde uyarıyı yapmakta. Ayetin belki özel bir sebebi olarak o toplumdaki kimselerle alakalı olsa da tabii ki el ibra bi umumi lafz la bi hususi sebep ilkesi gereği her çağda her dönemde ayet-i kerimenin hükmüne giren böyle bir durumu tabii ki yaşayan insanlarla alakalı Rabbimizin bu ikazı tüm çağlarda ve devirlerde tabii ki geçerlidir. Bu manada bizler şayet sorumluluğumuz altında kimseler varsa yetimlere karşı, mağdurlara, güçsüzlere karşı asla onların hukukunu çiğnetmeyen, onlara ait olan bir takım e, bir takım ayrılmış fonları böyle çarçur ederek kullanmama noktasında hassas olmamızı Mevlamız burada bizden istemiş olduğunu ayetten mülhem söyleyebiliriz. 128. ayet sevgili dostlar ve inimraatun khafet min ba'liha nushuzan ev iradan fela cunah alehima en yusliha beynehuma sulha ve sulh hayr ve uhtirat el enfus şuh ve in tuhsinu ve tettequ fe inna Allaha kana bima tamaluna habira Rabbimiz burada da ne buyuruyor eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır diye buyurmakta. Bu ayetin benzeri aynı surenin 34. ayetinde geçmiş idi. 34. ayeti kerimede yani kadınlarından kendisine karşı nüşüz içerisinde bulunan, dikleşen, aile geçimini zedeleyecek böyle bir tavır içerisinde bulunan kadınlarla alakalı orada efendim bazı açıklamalarda bulunulmuş idi. Burada ise erkeği tarafından kadın şayet evde bu manada dirlik ve düzeni bozucu bir tutum içerisinde olması durumunda yapılması gerekene işaret ediliyor ve inimraatul khafet min ba'liha nüşüzen bir kadın kocasının nüşüzünden ona karşı evine karşı ailesine karşı yuvanın mahremiyetine karşı bu manada eşinden ailesinden yüz çevirerek Efendim ailenin dirlik ve düzenini bozacak bir takım tavırlar içerisinde olmasına karşı ki bunun bunun içerisine şiddet de girebilir. Bunun içerisine evin nafakasını temin etmemek de girebilir. Bunun içerisine eşini aldatmak da girebilir. Tabii ki bunların boyutu var. Yani istenmeyen bir sonuca varılmış ise tabii ki o yuvanın devam etmesi belki mümkün olmayacak. Belki olumsuz sonuçlar da olabilir. Sonuç itibariyle Böyle bir durumu kadın sezdiği zaman, korktuğu zaman eşiyle alakalı, istenmeyen o süreçlerle alakalı ne yapacak? Rabbimiz buyuruyor ki, zaten ayetin devamında önce nüşüz diyor ki nüşüze burada yani yüz çevirme kötü muamelesi, kötü muamele olarak ifade edilmiş nüşüzü. Ev iradan ya da yüz çevirme eşinden, ailesinden soğukluk, çocuklarına karşı babalık görevinin yerine getirmeme gibi haller, bir baba olarak evin reisi olarak bu manada yapması gerektiği vazifeleri ihmal eden halleri belki bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Böyle bir durumda nedir? Yani fela cunaha aleyhima en yusliha beynehuma sulha onların arasında sulhun oluşturulmasında araya birilerinin girerek onların arasındaki o anlaşmazlığın, huzursuzluğun efendim giderilmesi konusunda vasıta olmakta asla bir günah yoktur. Elbette ki yuvanın devam devamı her şeyden önemlidir, güzeldir. Olması gereken budur. Rabbimiz de burada buna işaret yapıyor. ve sulhu hayır. zaten sulhta hayır vardır. Yani sul daima iyidir. Ülkeler arasında kabileler arasında, aileler arasında ve tabii ki evlilik ailenin, tabii ki toplumun en küçük yapı taşıdır. Ailenin bu manada böyle bir e, çatırdayan bir takım olumsuz halleriyle alakalı elbette ki onun ıslahı için araya giren girişimciler vasıtasıyla vasıtalar yoluyla elbette ki düzeltilmesinde bir günah yoktur ve uhdiratil enfüsü şu yani kadın tarafı da erkek tarafı da bu manada efendim kendi dünyasında bir takım ee, öne aldığı şeyler hususunda cimriliğe hazır haldedir diyor. Fedakarlık noktasında belki yapmaları gerekenleri iki tarafta kendisi açısından belki ihmal edebilir. Rabbimiz burada nefisler cimriliğe meyillidir. Ve in tuhsinu ve tettegu. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır buyurarak bu manada yuvanın Erkekten kaynaklanan olumsuz bir tutum karşısında elbette ki o kadının bu manada yetkili mercilere başvurmak suretiyle ya da aile içerisinde olayı çok da fazla dışarıya yaymamak suretiyle bu manada olabilecek böyle bir muhtemel e, olumsuz süreci tabii ki hayırlı bir şekilde tamamlama e, çabası içerisinde olmalarının uygun olacağını, sultta hayrın olduğunu Rabbimiz de bunu burada böylece bize ifade etmiş bulunmaktadır sevgili kardeşlerim. Ayetin devamında yine aile içi sorunlarla alakalı bir duruma işaret ediliyor. Elen tastati'u en ta'dilu beyne nisa'i velau harastum fala temilu kullel meyli fatezaruha kel muallaka ve in tuslihu vettaqu feinnallaha kana gafura Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıda imiş gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eşler arasında adil olma ile alakalı burada bir hususa işaret ediliyor. Öncelikle ifade etmek gerekir ki ayeti kerimenin inmiş olduğu toplumda birden fazla evlilik var idi. İnsanlar tabii ki yani iki eşi, üç eşi olabilen insanlar var idi. Efe, ayetlerin indiği süreç içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın zaten dokuz tane eşinin olduğunu bizler bilmekteyiz. Şöyle bir şey de ifade etmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de birden fazla sınırsız bir evliliğin olduğu o toplumda Rabbimiz bu evliliği dört ile sınırlandırmıştır. Yani Nisa suresinin dördüncü ayetinde bununla alakalı Mevlamız e, ne buyuruyordu? Ve in khiftum ella tuksidu fil yetama fenkuhum ma taba lekum minen nisa'i mesna ve sulasa ve Eğer şayet yetim kızları ki birinci ayette ele aldığımız ayet-i kerimede de geçiyordu ya. Eğer şayet onlara karşı yetim kızlarla izdivaç eylemek suretiyle hem kendilerini himaye etmek hem de evlenerek bu manada onların malını deruhte etmek, onunla ilgilenmek açısından böyle bir şeye teveccüh ederseniz bu güzel olabilir. Ama malı sırf malı için onunla izdivaç eylemek gibi ya da malını başkalarına e, efendim kaydırmamak kaybetmemek açısından onunla da evlenmek istemiyorsunuz. Başkalarıyla evlenmesine de müsaade etmiyorsunuz ve sırf o onun malına el koyabilmek için bu manada onları taciz eden bir takım girişimler ve çabalar içerisinde olmayın denmiş olmakta iyiydi. Ama evlenecekseniz başkalarından başka kadınlar yok değil ya. Onlarla siz evliliğinizi yapın. Fenkuhu ma tabe lekum minen diğer kadınlardan hoşunuza gidenlerden 2 3 ve 4 efendim oranında bu manada izdivaç yapabilirsiniz denmiş olmakta idi. Ama ayetin devamında ve in hıftüm alla ta'dilû şayet evlendiğiniz zaman birden fazla bir kadınla adil olamayacağınızdan korkarsanız fevahidetem bir eşle evliliğinizi idame ettirin denmiş oluyor. E, ayetin devamında böyle bir tavsiyeyi Rabbimizin bizlere e, efendim e, Nisa suresinin 3. ayetinde buna işaret buyurduğunu görmüş olmaktayız. Ve burada ise "Valan tastati an ta'dilu beyne'n nisa'i ve law harastum" ne kadar uğraşırsanız uğraşın eşler arasında asla adil olamazsınız denmiş olmakta. Ülema iki ayet arasında bir çelişki var mı diye bununla alakalı şöyle izah etmişlerdir. Çelişki gibi gözüken o kısmı. Evet, Nisa suresinin başlangıcında Rabbimiz eşler arasında adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız onlar elbette ki siz tek eşle evliliğinizi idame ettirin diyor idi. Buradaki ise Nisa suresinin 129. ayetinde ise insanın gönlüyle alakalı, iç dünyasıyla alakalı olan bir duruma işaret edilmekte. Yoksa bir insanın iki tane eşi olursa ki bu tabii ki yine ayetin indiği süreci ve dönemi bağlamı ve şartları dikkat alarak bunları sizlere açıklamış olmaktayım. Yani kişinin birden fazla eşi olduğunda onlar arasında yani haftanın günlerini eşit bir şekilde onlar arasında taksim etmek, birine yedirdiğini, içirdiğini ne aldıysa diğerine de almak gibi yani beşer e, tağatına göre yapılabilecek olan hususlar konusunda onlara adaleti elbette ki uygulama ...çabası içerisinde insan olabilir. Fakat işin gönül boyutu itibariyle bir insan... ...belki eşlerinden birine diğerlerinden daha fazla meyledebilir. Ama buna da gücü yetmez. iradesi imkanı, iç dünyasıyla alakalı bu duruma... ...onun belki takatı yetmez. Bu çerçevede ayet kelime anlaşılmış. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri arasında... ...Hazreti Anşi Valdemiz'i diğer eşlerinden daha fazla sevdiği bilinmekte onu diğerlerinden daha fazla sevse de gönlüne ait olan bu durumu ama diğer hususlarda eşlerine aldıkları, yedirdikleri, giydirdikleri ne varsa eşyalar konusunda bu manada ne varsa aldığı verdiği eşit bir şekilde onlar arasında taksim etmede kişi adaleti sağlayabilir. Ama diğer gönül dünyası açısından ise belki buna gücü yetmez. Onun için ayet-i kerimede Öyleyse fela meyli. Bir işine bütünüyle meyledip de fetezeruha kel muallaka. Diğer eşini muallakta ortada bırakmasın diyerek Rabbimiz bu manada sizin buna gücünüz asla yetmedi yetmeyecek. Öyleyse bir işine toptan meyledip de diğer hanımıyla sanki hiç evli değilmiş gibi bir pozisyona bir görüntüye onu asla itmiş olmasın. Böyle bir hali yaşatmasın denmiş oluyor ayeti kerimede. Dediğimiz gibi tabii ki bu o sürece ait insanlar için Rabbimiz burada böyle bir ikazı, böyle bir efendim izahı bizlere vermiş olmakta sevgili kardeşlerim. Ve in tuslihu ve eğer arayı düzeltir ve takva üzere olursanız feinnallaha kana gafur rahima. Allah bağışlayan ve merhamet sahibi olandır diye buyuruyor Mevlamız. Ve in yeteferraga ama olur ya onların evliliği yürümezse yani her ne kadar aradaki aracıların yardımıyla bu evliliğin idame ettirilmesi noktasındaki e, girişimler yani maalesef başarısız bir şekilde sonuçlanırsa ve böylece ayrılırlarsa yuğilillahu küllen min saati Allah her iki tarafı da karıyı da kocayı da eşlerin her ikisini Allah fazlından başka imkanlarla elbette ki zenginleştirecektir. Yani eğer karı koca ayrılırlarsa Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir. Hikmeti sonsuzdur diyor ayeti kerimede. Evet asıl olan onların evliliğinin devam etmesi. Ama ebgazullahu'l halal et talak demiş Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın en sevmediği helal olan şey talaktır, ayrılıktır demiş. Yani hayatın sonunda değildir eğer şayet birbirlerine tahammül edemiyor. Eğer geçirmeleri mümkün değilse böyle bir durumda bu evliliğin artık daha fazla bu şekliyle devam etmesi mümkün değil ise fıtratları, yapıları, halleri daima evde böyle sürekli isyanın olduğu, gözyaşının olduğu böyle bir hal içerisinde de hayat devam etmez ki. Böyle bir durum olduğunda ayrılsınlar, hayatın sonu değildir. Rabbimiz buyuruyor. Ve in eğer ayrılırlarsa kadın da eşi de yuginillahu min fadli. Elbette ki Allah yuginillahu küllen min saati. Allah kendi e, lütfundan, inayetinden her ikisine de imkanlar bahşedecektir. Her ikisi de evliliğini bir şekilde yürütmeseler de hayatlarını bir, tabii ki Devam ettirecekler demektir. Evet. Ve in yeteferraga yuginillahu külle min saatihi ve kanallahu vasian hakima. Eğer karı koca ayrılırlarsa Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Yani asıl olan evliliğin devam etmesi ama bu evlilik ne kadar araya giren insanların da yardımıyla vasıta olan insanların yardımıyla yürümemiş olduğunda tabii ki bu durumda onların ayrılması belki daha uygun olacaktır. Fıtratları, yapıları, karakterleri ve evde daima birbirlerini kıran, yaptıkları her hareket birbirlerine karşı böyle efendim zıttına gibi gele, geliveren böyle bir evlilik de tabii ki yürümeyeceği kesin olduğu zaman ki bunu ancak araya giren e, ee, vasıta olan insanların belki tespit edebilecekleri bir şeydir. Böyle bir durumda o evliliği daha fazla devam ettirmenin manası yoktur. Rızkı veren Allah'tır. Kadın bu manada ben ortada kalırım, bana kim bakacak gibi bir şeyleri düşünmemeli. Talak suresi 2'de 3'te geçer. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolunu nasip edecektir. Ve yarzukhu min haythu la yahtesib. Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Ve men yetevekkel Allah fehu hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diye Rabbimiz. Bu manada yani Allah'a güvenmelerini, Allah'a dayanmalarını Rabbimiz ifade buyurmakta ayeti kerimede. Dolayısıyla asıl olan evliliğin devam etmesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde ''Ebgadullahu halal attalak'' buyurulmuş. Yani Allah'ın en sevmediği, istemediği helal olan şey, helal olsa da hoşlanmadığı şey talaktır, ayrılmaktır. Çünkü o çocuklar ayrıldıktan sonra kime anne baba diyecek? İkisini bir arada görmeye alışmış olan o yavrular ne olacak? Elbette ki kadına da kalsa, kocasına da kalsa çocuklar, elbette ki o çocuklar düzenli bir aileyi, anneleriyle babalarıyla bir bütün olan bir yuvayı onlar daima hayat boyu özleyecek, hayat boyu bunun acısını hep yaşayacaklar, onların içinde bir ukde kalacak. Onun için asıl olan evliliğin devam ettirilmesidir. Hem zaten Rabbimiz öyle buyurur başka ayetlerinde de, birbirlerinden hoşlanmadıkları noktalar olsa da o karı kocanın birbirlerine tahammül etmeleri onlar için daha hayırlıdır diye buyurur. Yani belki sizin hoşlanmadığınız o şeylerde eşinizde hoşlanmadığınız bazı boyutlar, bazı noktalar olsa da sizin hoşlanmadığınız o şeyler belki sizin için daha hayırlıdır. Elbette ki bu boyutu göz ardı etmemek lazım. Sonuç itibariyle düzenli bir aile, anne baba ve onlardan olan çocuklarla birlikteki bir aile elbette ki evladır, elzemdir. Bu yuva devam etmelidir. Yani bazı geçici dünyevi zevkleri dikkate alarak, farklı şeyleri düşünerek, Bugünü sadece hesap ederek yarınları düşünmek sizin böyle bir yuvayı yıkmaya yönelik girişimler hiç doğru da bir şey olmaz demeli. Bencilliği bırakmalı. Çocukları için en azından onlar için hayatın idame ettirilmesi noktasında onlarla birlikte o yuvanın sürekliliğini tabii ki dikkate almak lazım ama tabii ki illaki bu yuva devam edemeyecekse anneden ya da babadan ortaya çıkan sorunlar nedeniyle devam etmesi mümkün olmayan, istenmeyen sonuçlar olduğu zaman da Mevla eğer karı koca ayrılırlarsa Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir. Hikmeti sonsuzdur buyuruyor Mevlamız. Ve lillahi semavati ve ma art. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Ve lakad vassayne utul kitabe min gablikum ve iyyakum en Evet. Rabbimiz sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle Rabbimiz itaatsizlikten sakının diye emretmiştir. Ve in tek fe inne lillahi ma fi's ve ma fi'l ard ve kana Allahu ganiyen hamida. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şey şeye ihtiyacı yoktur ve kana Allahu ganiyen hamida. O her türlü övgüye layık olandır buyurarak Rabbimiz burada genel bir ilkeyi bizlere bildirmekte. Yani Allah'tan korkmak, Buna göre hayatımızı idame ettirmek lazım geliyor. Semavatın ve yerin bütün mülkü Allah'a aittir. Yani kadın ya da koca bu manada var olan servetiyle alakalı da eşine karşı demek ki bir üstünlük kendini biraz farklı görme gibi bir duygunun içerisine belki girebilir. Yani bunu ayetin üstündeki kısmıyla bağlantılı düşündüğümüz zaman aklımıza geliveren şeyler semavatta ve yerde ne varsa hepsi zaten Allah'ındır ve laqad vasayna allzine utul kitabe min qablukum ve iyyakum sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size mebla şunu onlara tavsiye etti. Nedir? Enittekullah. Allah'tan korkun. Bütün peygamberlerin tabii ki peygamberlerin kendi ümmetlerine söylediği fa Abdullah'a diyerek Allah'a kulluk etmeleri muhrisine lehud gönülden ve içten Mevla'ya bağlanmalarını bütün peygamberler istemiştir. Bu ilke yarabımız burada işaret buyuruyor ve in tek fe inne lillahi ma fi's semavati vel ard eğer inkar ederlerse nankör olurlarsa semavatta bir yerde ne varsa Allah'a aittir vekane Allahu ganiyen hamide mevla hiçbir şeye muhtaç değil ve her türlü övgiye layık olandır mevlamız yüce kudret. Velillahi ma fi's ve ma fi'l ve kefa billahi vekila. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. Az önce okuduğum Talak suresinde de öyle diyordu ya ve men yettekillaha yecallahu mahreca ve yerzukhu min haythu la yahtesib ve men yetevekkel alallah hasbu kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter deniyordu. Burada da sanki bu evlilikle alakalı böyle bir sürecin anlatıldığı yerde de Mevlamız ve kefabilillahi vekila vekil olarak Allah yeter buyurularak buna burada tekrar işaret ediliyor. İn yeşa yuhfukum eyyuhennas ve yeti bi aharin ve kana Allahu ala zalika kadira. O isterse ey insanlar sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Bu ayet Medine'de inmiş olsa da her çağda, her devirde elbette ki Mevla'nın bizi ihtiyacı yok. Mevla isterse bizi yok eder. Toplum olarak, ülke olarak kabile olarak, insanlık nesli olarak bizleri yok eder. Bizim yerimize Mevla bir başka nesli getirmeye tabii ki kadirdir. Yani bu dine hizmet etmek, bu Kur'an'a hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek noktasında biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmezsek mesela elbette ki Allah bizim yerimize bir başka ülkeyi, bir başka milleti, bir başka toplumu getirerek elbette ki dinine hizmetkar kılabilir. Maide 54. Hatırlayalım. Ya eyyühellezine Amunu, Ey iman edenler. Men yertette minküm an dini. Sizden kim dininden dönerse şunu bilsin ki fesebe yetillahu bi Allah sizin yerinize bu dini terk eden kimseler karşısında Mevla yeni bir topluluk getirir. Yuhibbuhum ve ne? Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Onlar Allah'ın yolunda cihad ederler. Ve müminlere karşı, birbirlerine karşı, mütevazı kafirlere karşı onurlu, onurludurlar. Allah'ın yolunda cihad ederler. Kınayanın kınamasından çekilmezler diye Rabbimiz orada Maide 54'te getireceği toplumun özelliklerine işaret eder. Burada da Rabbimiz dilerse sizi yok eder ey insanlık. Başka yerlerde de ya eyyühen nas ifadesiyle yer almakta. Fatır suresinde geçer. Başka yerlerde de örneğini görüyoruz. İn yeşe yudhibküm eyyühen nas ey insanlar. Dilerse o Allah sizi yok eder ve يأتي بآخرين başka bir toplumu getirir ve kana Allahu ala zalike kadira Allah'ın buna gücü elbette ki yetecektir devamında men kana yuridi sevabet dünya fe indallahi sevabu dunya vel ahira ve kana Allahu semi'an basira bunu da sonlandırmış olacağız dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Dünyanın sevabını, menfaatini, çıkarını isteyene Mevla orada ona bahşedecek. Ama ahiretin mükafatını, sevabını başka yerde ekin tabiri geçer. Kim dünyanın ekinini isterse onu ondan veririz. Kim de ahiretin ekinini. Yani ahiret için çalışır. Ahiret amaçlı bir kendisine bir hayat çizerse ona da istediği yol üzerinde imkanlar sunarız. Onu bu manada muvaffak kılarız diye Rabbimiz isteyene istediği gibi bu manada Mevla'nın kendisine sınav dünyasında fırsatları, imkanları vereceğine işaret buyuruluyor bu ayeti kerimede de. Elbette ki bize düşen dünyayı değil, dünyayı her ne kadar geçimlik olarak istemiş olsak da ki müminleri zaten Mevlamız dualarını anlatırken Atina fit dünya hasene. Ve fil ahiret Dünyada bize güzellikler, iyilikler ihsan ile ahirette de bize iyi olan, güzel olan yerleri bizlere nasip eyle. Yani cennetini istiyoruz. Cennetinde cennetliklerle beraber nimetlerini istiyoruz diye bu manada tabii ki bizler Mevlamız için hem dünya hem de ukbayı dikkate alarak ondan tabii ki taleplerimiz hep olacaktır. Burada da buna genel bir ilke olarak işaret buyuruluyor dünya menfaatini isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır ve kana Allahu semian basira. Allah işiten, Allah her şeyi görendir. Amin. Vasattakna diyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.